Evet, son zamanlarda yine özellikle yakından takip etmiş olduğumuz projelerden Ünye için çok çok ciddi kazanım olduğunu düşünmüş olduğumuz yatırımlardan bir tanesi de Ünye fakülte yerleşkesi, üniversite yerleşkesi. Bu konuyla alakalı olarak 1990'lı yılların başında Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki aradan geçen süre içerisinde fakülteyi ilave olarak farklı fakültelerin gelmesiyle ilgili süreç devam etti ama en büyük sorunumuz fakültelerimizin yerleşke alanı ile ilgili sorunun çözümüydü. Bu konuyla ilgili olarak da Ünye'deki arkadaşlarımız, Ünye'deki derneklerimiz çalışmalarını yürüttüler. Nihai olarak baktığınızda en son kararla Ünye'de Türk Hava Kurumu'na tahsisli olan bölgede eski havaalanı olarak tanımlanmış olan yörede Ünye fakülte binasının yerleşke alanı olarak kabul edilmesi üniversitemiz tarafından tasdiklendi, onaylandı. Ordu Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan'a hemen teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili gerçekten Ünyelilere yardımcı oldu. Birçok ilçemizdeki fakülte ve yüksekokulların yapılması noktasındaki gayretini de biliyoruz. Tabii ki sadece yerleşkenin kabul edilmesiyle ilgili değil, devamında da buraya bizim fakülte binamızın yapılmasıyla ilgili de süreci takip ettik. Özellikle Ünye'deki STK temsilcileriyle beraber yapmış olduğumuz ziyarette burada inşallah Aralık ayı içerisinde yapmış olduğumuz görüşmelerde Nisan ayı gibi buradaki projelerin tamamen biteceğini bizlere ilettiler. Devamında da Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile beraber ve üniversite rektörümüzle yapmış olduğumuz toplantıda Nisan ayı içerisinde üniversitemizin Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Ünye'deki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yetkilisi teknik arkadaşlarımız bir araya gelerek oradaki ruhsatın düzenlenmesi, projelerin onaylanması, su basman kodlarının verilmesi ile ilgili çalışmalarını hızlılıkla devam ettiriyorlar. En nihayetinde inşallah rektörümüzle beraber yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Mayıs ayı gibi Allah'tan bir şey olmaz ise ki biz bunu zaten Aralık ayında da tekrardan söylemiştik. Burada bir temel atma töreni inşallah planlıyoruz. Allah'tan bir şey olmaz ise fakülte binamız hakikaten bizim Ünye'mizin geleceği açısından da önemli. Öğrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda bir yerleşke alanı içerisinde eğitim almalarını hepimiz arzu ediyoruz. Gönlümüzden geçen Ünye'de farklı fakültelerin de bir şekilde hayata geçmesi ama yerleşke alanında tabii ki sadece bir tane fakülteyle ilgili değil, tamamen bir kompleks olacak şekilde, bir kampüs olacak şekilde bir planlama içerisindeyiz. İnşallah Ünyelilerimizin özel destek ve gayretleriyle bu sorunu da inşallah bu 2021 yılı içerisinde açacağız. 2020'de özellikle ifade ettik. 2021 yılı Ünye açısından bir kalkınma yılı olacak. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı titizlikle ve ihtimamla devam ettiriyoruz. Ben bu yatırım olmak üzere Ünye'mize ve bölgemize kazandırılan yatırımların gerçekleşmesi noktasında özellikle desteklerini esirgemeyen tüm siyasetçilerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversiteyle ilgili de başta Sayın Valimiz Tuncay Sonel olmak üzere ardından Ordu Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Ali Akdoğan'a ve İl Başkanımız Halit Tomakin'e de hasreten teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Ünye'de yapmış olduğumuz bu fakültemizin yerleşke binası içerisindeki inşaatına Mayıs ayı gibi Allah'tan bir şey olmaz ise başlamayı, temel atma törenini gerçekleştirmeyi umut ettiğimizi ifade